Herkeslere selamlar efendim. Rehber matematikte, rehber geometride, TET, AYT geometri. Çokkenler, dörtgenlerde. Of, ne başlıkmış bir ya. 16. derse geldik. 17 18 hadi geçmiş olsun. Çokken dörtgen biter. Analitik geometri. Kimler kimler analitik geometri bekliyor acaba? Efendim hazırsan başlayalım. Karede ya bir başlık atacağız. Kare deltoid ondan sonra bu kısım bitiyor bizim için. Bu fasikül bitiyor son iki başlığımız. Yani insan daha mutlu nasıl olabilir? Geometri yapan tayfa emin ol çok net kazanacak. Gönder gönder gelsin diyorum. Ha, bu arada 17. ders 16. dersimizdeyiz. 37. föyümüzdeyiz. Kare ve açıdan bahsedeceğim. Hatırlıyorsun öncesinde yamuk anlattım, paralelkenar anlattım, eşkenar dörtgen anlattım, dikdörtgen anlattım. Bunların bütün özellikleri karede var. Yani bir daha bir daha baştan anlatmayacağız ama karenin de kendine ait spesifik bazı özellikleri var. Örneğin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Köşe açıların her biri 90 derece. Sen bir kenar uzunluğuna A dersen eğer e, çevresi 4 A'dır alanı tıpkı dikdörtgen gibi iki kenarının çarpımıdır A karedir. Bitti bu kadar. Bir şeyler daha anlatacağım tabii yani köşegenle de ilgili bazı bilgileri vermekte fayda var. Ben şimdi A'dan C'ye bir köşegeni, D'den B'ye diğer köşegeni çektiğimde köşegenler bir kere birbirini ortalar ve bütün hepsi birbirine eşittir. Hatta ortalamakla kalmaz. Köşegenler birbirine diktir. <laughs> Tıpkı eşkenar dörtgende olduğu gibi buradaki özellik. Hatta hatta burada bir diklik, burada bir ikiz kenarı sen yakalıyorsun ya otomatikman insanın aklına ne geliyor? Ya hocam bunlar 45'er derece olması gerekmiyor mu? Yani en azından benim aklıma geliyor. Senin de aklına gelmesi lazım. Bunların her biri 45'er derece, burası 90 derece. E burası ikiz kenar bir dik üçgen oldu. Her biri ikiz kenar dik üçgen gerçi. Bunları kullanacağız soru çözümlerinde. Şimdi geçelim bakalım neler çıkacak karşımıza. ABCD kare ABE eşkenardır. Yani eşkenar üçgendir. ABE. Bu arkadaş bir eşkenar üçgense şu kenar uzunlukları ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Bak bir karenin içerisinde eşkenar uzunluğu verilmiş bir tane üçgen varsa hemen diğer eşitlikleri sen göstereceksin. Mesela şurayı da ben gösterdim. Benim amacım buradan nereye varmak? Şuradaki 60 dereceyi görmeni bir kere sağlamak. Gördün mü bunları gördüm. Hocam 60'tan çıkarttım şurası 30 kalır mı kalır? Peki sorarım sana şurada bir tane ikiz kenar üçgen var mı? Var. Burası nokta açısı. Burası e keza o da nokta açısı. Tamamı 180. E, 30'unu kullandın hocam düş bakalım ne kalacaktır 150 derece kalacaktır şu iki açıya peki gittim 152'ye böldüm ne kaldı elimde 75'er derece kaldı neresi 75 burası neresi 75 burası ve ben dedim ki sana elimde 60 var elimde 75 var bu ikisini toplarım şu ikisinin toplamı 5 yaptı şuradan 135 derece kaldı tamam da biz tamamını 180 almıştık X'i bulmak için 135'i düşersem eğer sadece 45 derece kalacaktır. X dediğimiz açı 45 derecedir. Soru biter. Geçersin yan tarafa. Açı sorularında eşkenar üçgen gerçekten çok fazla kullanılan bir özellik tamam Şimdi bak 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 bak. Bunu bize yapma Rehmetaf. Bir an ya da bir Konya'da iki eşitlik verirse ne yapıyorduk? Hemen diyorduk ya ya ikizkenar var ya eşkenar var ya benzerlik var ya eşit. Sen söyle bunları biliyorsun anlattık. O zaman diyorsun ki hemen şunları bir gösterelim bakalım. Gösterince otomatikman şu üçgeni yakalayabildin mi şu üçgeni? Bak 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 bak. Yakaladım mı şurada iki üçgeni yakaladım. Dedin ki burası ikizkenar üçgen hocam orası x'e şurası da x olacak. Ama bitmedi. Burası 90 derece tamam. Ya Allah Allah bu 80'i vermesinin bir sebebi var. Biz eşitliği gösterirken dikkat et şu kenarı unuttuk. Peki o kenarda da sarıyı çizsem diğer sarıları kaldırsam burada otomatikman ne çıktı? İkiz kenar üçgen çıkmadı. Diğer sarıları kaldırınca böyle sürpriz yapar gibi yaptı adeta. Şuranın tamamı 80 derece. Bunu da bir anlaşalım. Tamam. E 80 80 ne yaptı? 160. 180'den çıkarırsam ne yaptı? 20 derece. Neresi 20? Şu arkadaş 20. Ben diyorum ki artık sana soru bitti. Neden mi? X var. X var. 90 artı 20 var. 90 artı 20. 110. Üçgenin iç açıları 180. Çıkardım ne kaldı? 70. Bak 70 dediğin şey senin iki tane X'e. X dediğin şey İzmir'in memleketimin plakasına eşittir. Vurdum cevabı İzmir'e. Plakaya. Ay 35'e. Vur. Geç. Tamam. Şimdi bu da çok fix bir sorudur. Karede yani herhangi bir soru bankası aldığında bir fasikül aldığında bizim fasikül kesinlikle bu soruyla bir kere karşılaşacaksın. A, B, C, D kare. D, E eşittir GC. D, e eşittir G, C. Tamam. AFD x'tir. D, X'dir. A, F, A, F, D. Şurası da X'dir. Güzel. Şunları gördük. Şu tarafı şöyle bir işaretleyelim dilersen. Ben şuradaki X açısını istiyorum. Nasıl gideceğim oraya? Şimdi bakıyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yalnız biri Anya'da, biri kon ya da iki eşitlik benzerlik. Biliyorsun artık bunu ya da eşlik ya da ikiz. Olacak bir şey bakalım. Diyorum ki senin adın A açısı olsun. Şurası 90 derece. Hmm, buradan gelmedim vazgeçtim. Şuranın adı A açısı olsun. Buranın adı B açısı olsun. Bak A artı B 90. Hocam burası 90. O zaman buraya da A açısı kalır mı kalmaz mı? E tabii ki kalır. Bak burası A açısı. Bur Yok açılardan gidemedi. Yemedi ya. Bak ben deniyorum deniyorum olmuyor. O zaman şöyle yapalım. Gel. Şurası yeşil kenar. Şurası yeşil kenar. Olmadı. Bir dakika biraz daha düzgün çizeyim. Hocam olsun artık yani diyorsun. Olsun tamam. Bak. <laughs> bak 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 hocam artık yeter bakalım bak şimdi o zaman tamam bak bak da kaçıncı bak hocam ne var çift çizgi kenar var ne var yeşil kenar var Geldim yandaki üçgene. Yandaki üçgene bak onu da yeşille çiziyorum. Onu da yeşille çiziyorum. Şu üçgene bak. Ne var? Çift çizgi var. Ne var? Ee, şurada yeşil kenar var. Bir dakika ya iki kenar eşit. İki kenarı nasıl? Arasındaki açılarda 90 derece mi? Açı kenar açı benzerlik teoremi. Vay. Çift çizgiye bakan açıya nokta dersem eğer. Çift çizgiye bakan açıya nokta demek zorundayım. İşte bu sefer buradan yakaladık. Bayağı enteresan. Ben bu yuvarlak kenara bakana çizik açısı dersem yuvarlak kenara bakana çizik açısı demek zorundayım. Vay 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 diyorum be. Şimdi noktayla çizin toplamı yani A ve B dersem. Şuna da B A demek zorunda kalırım mantıken. A artı B artı 90 derece neye eşit olacak? Üçgenin iç açılar toplamı 180'e. A artı B kaça eşit olacak? 90 derecede. Nereye varıyorsun hocam? Anlat artık. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan. Çok fena yakaladık. X eşittir. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan. A artı B'ye. O da 90 derece eşittir. Vurdum cevabı. Çok enteresan bir yerden yakaladık. Bak. Karede gerçekten yoracak bazen sorular bizi. Ama çözdün mü tadından yinmeyecek Çok lezzetli bir konu çünkü. A, E, B. A e B şurası eşkenar üçgenmiş. Bütün kenar uzunlukları ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Bak şu şekilde bir işaretleyelim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Ben bunların her birine kaçar dereceyi basıyorum? 60'ar dereceyi basıyorum. Hatta yetmiyor. Diyor ki bana AFD de bir eşkenar üçgendir. Yani bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş birbirine eşittir. Ama öbür kenarla eşitler mi? Henüz emin değilken fark ediyorum ki burası da karenin bir kenarı, burası da karenin bir kenarı. He, o zaman bu da çift çizgi. Bu da çift çizgi. Şu arkadaş da çift çizgi zorundadır dedim mi? Olmak zorundadır dedim mi? Dedim. Niye? Çünkü ortak kenarları var bunlar arasında. Peki burası kaç derecedir? 60 derece. Bu arkadaş da 60 derece. Bu arkadaş da 60 derece de. Henüz bir şey göremedim. Fakat bir şey yakaladım yine ben. Ben yine bir şey bir dakika bu, burası 60 derece değil buranın tamamı 60 derece yanlışlık olmasın. Şuranın tamamı 60 derece. Dedim ki sonra ya arkadaş bunların ortak kenarları vardı hepsi çift çizgili o zaman bu da bu da eşittir. E, burada bir ikiz kenar oluşuyor. Burası 60 90'dan çıkardım buraya ne kaldı? E, 90, 30 derece. Burası aa, burası 90 dereceymiş hocam. İkiz kenar dik üçgen değil midir burası 45 derece burası 45 derece. Çok fena yakaladık yine. X artı 45 60 sa x artı 45 eşittir 60 derece ise x dediğim yer 15 derecedir. Yapıştırırım soruya geçerim ama güzel çözümdü. Şimdi bir tane de katlamalı soralım. Gerçi ilerisinde bir daha var. ABCD kare BAG 10 derece DEF x derece ABC üçgeni AG boyunca katlandığında ABG üçgeni AG boyunca katlandığında yani diyor ki şu noktayı aldım şuraya doğru katladım tamam mı? X kaç derecedir? E güzel arkadaşım bu tarz soruları çözmek için önce neyi görmek lazım? Açı ortayları çünkü bu arkadaşı bunun üstüne katlıyorum ya. Ya arkadaş burada bir açı ortay oluşacak burası 10 derece olacak. Buradaki 90'ı aslında ben nereye koyuyorum? Çat diye buraya yapıştırıyorum belli ki. Buraya kalan kaç derecedir hocam? 80 derece. Buraya kalan kaç derecedir? 80 derecedir. Nereden biliyorum bunları? Verildi. Yani şurası olsa 90'a tamamlamak için 80 olmak zorunda bir kere. Oradan verdim. Şimdi bakalım başka eşit kenar bir şeyler falan yakalayabilecek miyim diye göz atıyorum. Bir kere burası 10 10 20. Ondan pardon 20 90'dan çıkınca ne kaldı? 70 derece kaldı. Bu tarafa geçebilirim o zaman. Şuraya ne kaldı? 20 derece kaldı. Ama hala beni cevaba götürmüyor bunlar. Yeterli değil çünkü. Acaba başka nereden yakalayabilirim diye bakıyorum. Şimdi biz bu kenarı nereye katladık? Aldık buraya katladık. Bu aynı zamanda karenin bir kenarı mıdır? Evet. Burası da karenin bir kenarı mıdır? Of Yine bir ikizkenar ya. Yine çok fena bir ikizkenar. kenar. Şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olacaktır. Burası da x artı 20 olacaktır. 2 tane x artı 20 artı 70 eşittir. Kaç olmalı? 180. Burada kaldı 110. 110 neye eşit? 2 çarpı x artı 20'ye eşit. x artı 20 neye eşit? 55 dereceye eşit. Yapıştır. Aa, bir dakika. x artı 20'yi buldun hocam ya. x'i bulsana. Aa, yine İzmir e yapıyoruz. 35. Gönder gitsin hocam. Gönder gitsin. Şimdi 38. Föy'e geldim. Karede artık ikinci bölüme yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bunları da anlattıktan sonra kenar uzunlukları ile ilgili bir tane daha kuralım kalacak. Öbür biraz bir de alanı anlatacağım. Geçmiş olsun diyeceğim. Bitireceğim kareyi. Şimdi karede en çok karşımıza çıkan az önce de aslında açılarda da denk geldik. İçinde eşlik, içinde benzerlik, hipotenüs bir de Pisagor teoremleri gelecek karşımıza. Hipotenüs bir de Öglit teoremleri gelecek. Misal X var, A var, B var. Ne diyeceksin? Diyeceksin ki hocam bu bir kare burası a artı b ise burası da a artı b'dir. O zaman a kare artı a b'nin karesi nin kare kökü x'e eşit. Ne yaptım? Direkt hipotenüs uyguladım. Geçtim yan tarafa. Baktım burada x'i arıyorum. Arkadaş bunu verdi bunu verdiyse ben diyorum artık ya bütün bu köşegen uzunlukları birbirine eşit de o zaman burası da a'dır burası da a'dır. Şuranın tamamı nedir? a artı b'dir. Burada 90 var o zaman burası nedir? Dersin ki hocam orada da hipotenüs var. a artı b'nin karesi Artı A'nın karesinin kare kökü bana cevabı verecektir. Yapıştır. Gönder gelsin ya. Nasıl da gaza geliyor insan kuralları gördükçe. Sanki soru çözer gibi ispat yapmak. Geometri ispatlarıyla güzel. Hele bir alış. Emin olun böyle şey gibidir ha. Ee, bağımlısı olursun bunun kurtulamazsın. 15. Bu ne? Köşegen. Burası ne? 45. Buraya ne kalır? 30 derece kalır. Ya buradaki mavi üçgende şu kaçtır? 60 derecedir. 30, 60, 90 üçgenidir. Diyelim ki şurası x olsun. Burası daha doğrusu şurası x olsun. Biz bunu arıyorsak burası k'dir. Burası k kök 3'tür. Bu da 2k değerine eşittir. 30, 60 üçgeninden orada ne yapacaksın? Çözeceksin sorumuzu. Şimdi gel bu anlattıklarımızı bir de dökelim kağıt üzerine. Sorularda birlikte halletmeye çalışalım. Ne var burada? 2 kök 13 var. Burada ne var? A var. Burada ne var? 2 var. Ne geliyor aklına? Hiçbir şey. <laughs> burası A ya. Her yere A'yı bir yaz bakalım. Hocam burası da. A. E bu zaman buraya ne kalır? A eksi 2 kalır. Sen bir yaz. Verilenlerin hepsini döşemeye çalış. E burası ne? He, burada sarı bir üçgen var. Bu sarı üçgenin içerisinde ne oluşturmaya çalışıyorum ben? Hipotenüs oluşturmaya. Az önce anlattığımız mevzular. 2 kök 13'ün nesi? Karesi neye eşit? A'nın karesi artı A eksi 2'nin karesine eşit olacaktır. Kabul mü? Peki gel karelerini alalım. 2'nin karesi, kök 13'ün karesi, a'nın karesi artı bir daha a'nın karesi eksi 4a artı 2'nin karesinden bir daha 4. Baktım bir şey göremedim burada. Sadeleştirme de yok enteresan bir şekilde. Şu tarafı bir aldım. Buradan ne geldi? 2 tane a kare geldi. Buradan ne geldi? Eksi 4a geldi. Burada artı 4 var. Burada 4 kök 13 var. Ee, bir bakalım. Pardon 4 çarpı 13 var. 4 kök 3 12'nin x'i elimde var bir. 4 1 daha 5 52. Eksi 48 oldu değil mi karşıya da geçince. Herkesi 2'ye böldüm. Dedim ki a kare eksi 2a eksi 24 eşittir 0. Hemen çarpanları ayırmaya çalışalım. A'ya A. 4 kere 6 24. Aha yaklaşıyor cevap. Eksiye artı dedim. A'nın cevabını ben buradan ne buldum? 6 buldum değil mi? Yoksa buradan eksi 4 geliyor. A'nın cevabı neymiş? A eşittir 6'dır dedim. Bitirdim soruyu geçtim yan tarafa. Şimdi 10 var, 4, 7 var, x var. Dikkatimi çeken şu olmalı. Bu ne? Köşegen. Hani diğer köşegen? E çiz bakalım diğer köşegeni. Çizdim. Nasıl kesiyordu köşegenler birbirini? Dik. Başka nasıl kesiyordu? Hepsi birbirini ortalıyordu. 10 tamamı. O zaman bunların her birine beşer santimi yazarsın. Soru orada biter zaten. Neden dersen. Şurası 12. E, burası 5. Burası 7, 5, 12, 13 üçgeni. Hatta neredeyse işlem yapmadan soruyu bitirirsin. Bunları görmektir ama mesela. Bu, o da bol bol örnek. Bakayım bunu hatırlayacak mısın merak ediyorum. Hani baştan beri üçgenlerde berabersek bunu hatırlamanı da beklerim açıkçası. ABCD karesilerine verilenlere göre EB uzunluğu ne kadardır? Yani şuradan bahsediyorum. Şu EB uzunluğu ne kadardır? Fikir? Hadi canım. Vardır canım bir fikrin. Yapma. Hadi. Yok mu? Buraya 90 derece diyeyim. Tamam onda bir şey yok. Şunu zaten biliyorsun. Ne bu? Açı ortay. EB uzunluğunu arıyorsun. Burası X'e. Burası ne olur? X kök 2 olur. Ben buradaki Y değerini arıyorum. Bunu da bir anlaşalım mı? Anlaştık. Ya arkadaş sen nasıl hatırlamıyorsun bunu ya? Açı ortay kuralını hatırlamıyor musun? Herhangi bir açı ortayı çizdiğimizde burası X, burası M, burası Y, burası neyse eğer bu oranlar birbirine eşit değil miydi? Direkt böyle anlatmadık mı? Bunları oranla birbirine eşitle. Hatta bu kadar da kolay bir yöntem vermiştik. X kök 2 bölü Y X bölü 3 kök 2. E, x'ler zaten gidecek. Benim derdim x'de değil ki. Y ile kök 2'ler çarpıldı 2. 2 kere 3'ten 6. Soru bitti. Görebilen ama aşk olsun. Bu soruya bir bak bakalım. Şurası bu arada A. A'sı nedense çıkmamış. Diyor ki bana bunların her biri 5 birim. A, E uzunluğu ne kadardı? Şurada çizdiğimiz yeşil yeri arıyoruz. Şimdi akıllara direkt bir ek çizim gelmiyor. Artık ek çizimin nereden geldiğini iyi kötü beraber biliyoruz. Yalnız bir dakika bir dur bakayım. Dinle misin iyi misin? Öyle film izler gibi izlemiyorsun. Geometri yapıyorsun sen Geometri kalemi sen elini almadığında öyle dinleyerek öğrenilme. Tarih mi bu coğra? Matematik bile bazı yerleri dinlersin. Geometri de dinleyerek öğrenemezsin. Sen de o eline çamura batıracaksın arkadaş. Ayağın bir kere çamura basacak. Ayağın bir kere ıslanacak geometride. Ne alakaysa ama işte demek istediğimi anlayan anlıyor. Ne yapacağım şimdi? 5. Bunu bilmiyorum. Bir dakika ya. Bu ne? İkiz kenar. Ne yapmışım? Dikme atmışım. Ne demek? İkiz kenar üçgende tabana atılan dikme tabanı iki eşit parçaya böler. İki eşit parçaya bölüyorsa ben de diyorum ki gel buna x diyelim. Bu arkadaş da x olsun. Otomatikman karenin bir kenarı ne oldu? 2x. Peki 5'ini yukarıda kullandın. Şuraya ne kalır? 2x eksi 5. Bir dakika. O zaman büyük tüyo geliyor. Yine döndük dolaştık. Üçgenin içerisinde dik üçgene. Yani hipotenüsü Hep anlattığımız mevzu. 5'in karesi 5'in karesi şuradaki x'in karesi ile 2x eksi 5'in karelerinin toplamına eşit. 5'in karesi 25. Buradan x kare yanından 4x kare eksi 10 20x artı 25 cırt sana cırt sana bunlar gitti. Topladım bu taraf 0. 5 tane x kare eksi 20x'e eşit. Ben 5x parantezini alırsam burada x eksi 4 kalır o da eşit 0 olur. Derim ki x'in cevabı ya 0'dır ya da 4'tür. 0 mı alacağız? Tabii ki hayır. Çünkü 0 olursa uzunluk olmaz. Bize bir uzunluk lazım. x eşittir 4'tür. A, E kaç birimdir? Oo daha gelmemişiz ki ya. Ben bitti sandım soruyu. Şimdi A, E'yi göstermek amacıyla şu dik üçgeni çizdim. Şu tarafı çizdim arkadaşım sana. Burası x'ti. O x'i kaç bulduk? 4 bulduk. Burası 4'tü. Burası 8. Biz neyi arıyoruz? Şuradaki y'yi arıyoruz. Bitti soru ki. O zaman diyorum y kare eşittir 8 kere 8 64 4 kere 4 16 y kare eşittir 80 80 dediğin sayı aslında 16 çarpı 5'tir. Y eşittir 16 dışarı çıkar 4 kök 5 olarak vurdum cevabı geçtim sonraki sayfaya. 12. sayfadayım 21 sayfa dolu dolu kare yapacağız seninle dolu dolu. Şu iki arkadaş eşit bakıyorsun bu bir kare ya soru diyor ki bunları eşitle işte arkadaş. Ya da bilmiyorum. Belki onları kullanmayacağız. Şimdilik ikiz kenar. Onu gördüm. CE kaç santimdir? CE şurası. Benim aklıma burada bu kadar bir kesişim olduğuna göre biz bu kesişimi biraz destekleyelim. Ne dersin? Şöyle destekledim. Nasıl durdu? Bence fena durmadı. Ne yaptım? Buradaki dikliği devam ettirdim. Bir tane de diklik kendim çektim. Şuradaki uzunluk 12 oldu mu? Oldu. Şuradaki uzunluk hala 1 mi? Hala 1. Bir dakika ya. Karenin bir kenar uzunluğu 13. Burası 13. Şunun tamamı 13. Bu arkadaşın tamamı 13. E şuradaki dik üçgene ne demeli? 5, 12, 13 üçgeni demeli. Burası 5, burası 8. Neresi o 8? 8 burası. Ben artık bu üçgende hipo yaparım. Şuraya da x derim. EC uzunluğunu bulurum. EC uzunluğu eşittir 8 kere 8 64. 1 kere 1 1. EC uzunluğu eşittir 65 ama kök 65. Bu arada bunun karesidir bu. Kök 65 iş derse dışarı çıksın beni çok ilgilendirme. Ben cevaba odaklandım arkadaş. Cevabımı bulurum. Derim ki son fey. Bu ders için son fey. Hadi gel. Şimdi öglit uz uz öz özelliklerine bakalım. Öglit'i biz ne zaman kullanıyorduk? Herhangi bir üçgende. Bak karede kullanacağım. İki tane diklik olduğu zaman. Dikliğin birini burada, dikliğin birini burada verirsem ben sana derim ki gel burada seninle birlikte öglit kullanalım. Zaten aynısını buraya çizmişiz. Şuradan gösterelim olmazsa. H kare dediğim şeyin P çarpı K olduğunu biliyorsun. Bir şey daha soracağım üçgenlerden buraya kadar deliksiz hani böyle deliksiz uyudum derse deliksiz izledim ben uyudum demiyorum bak deliksiz izledim tayfadan var mısın peki gerçekten bunları kuralları ben söylemesem bile görebilir misin artık hani oturdu mu sence taşlar yerine ben çok merak ediyorum rehme tayfa bizimle birlikte yola çıkan tayfaya soruyorum oluyor mu gerçekten gerçekten yapabiliyor muyuz vallahi bunu çok merak ediyorum ya gel bakalım Şimdi burada P var burada K var. Biz bu dikliği başka yerlerde de gösterebiliriz. Tıpkı şurada bir daha göstereceğimiz gibi. Yine aynı kural geçerli. Sen yeter ki onu görmek iste tamam mı? İki tane dikliği gözüne kestirdiğin an bir dik üçgenin içerisinde dik üçgenlerde diyen tayfaya da gelsin bu. Şurada tamamdır. Burada bir öglit vardır. Kurallar bunlar. Peki onu nasıl kullanacağım daha önemli tabi. Şurası x. Burası 2. Burası 8. O zaman 10. O zaman 10. O zaman 10. 10. X'i istiyoruz. Yapacağımız tek bir şey var şuradaki dikmeyi indiririm. Dikmeyi indirdiğim an burası dik. Burası dik öglit dersin. Öglitte de hatta şu onu yazmayalım. Çünkü şuradan şurası gerekiyor 8. Şuradan şurası gerekiyor 2. Ben bu H'yi bulurum. H kare eşittir 2 çarpı 8. E o da 16. H'nin cevabı nedir? 4'tür. Biz şu arkadaşı 4 bulduk. Buraya ne kalır? X eşittir 6 kalır. Beni uğraştırma geçelim hemen yan tarafa. Geldim baktım 4 var. 6 var. X var. Karede verilenlere göre x nedir? Biraz enteresan yerde ama bu sefer karenin olduğu yere dikkat edeceksin. Tamam mı? 6 mı? O zaman bu ne? Bu da 6. Yaz. Ya ben direkt görüyorum ama senin de görmem miyim? Sen bu iki dikliği o iki dikliğe bakınca buradaki ögliti yakalaman önemli. 6'nın karesi eşittir 4 çarpı 6 artı x'e eşit. Doğru mu? 6 artı x'tir. Burası 4'tür. Tamam. 6 kere 6 36 eşittir 4 çarpı. 6 artı x. Cırt sana cırt sana burada ne kaldı? 9. 9 eşitse 6 artı x'e x'in cevabı eşittir 3'e. Çok temiz. Gönder. Gelsin efendim. Aha. 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 Var mı bir benzerlik acaba? Bilemedim. Yani böyle iç içe iki tane üçgen görürsen karenin içerisinde genelde benzerliğe gidiyorsun. Ama bir bakalım. Şimdi benim ilk gördüğüm. Daha doğrusu sen de görüyorsun. X'i soruyor tamam. <laughs> X'i soruyor. çünkü Ben ilk onu gördüm. Şu diklikle şu dikliği yakalayacaksın. Diyeceksin ki şurası belli. 4 kere 4 kere 1 4 yapar. Al kare kökünü 2 yapar. Neresi? Şurası 2. Şimdi hani az önce de buna çok benzer bir soru çözmüştük aslında. Şimdi ben yine çözeyim onu. Diyeyim ki şurası A açısı olsun. Şu 90'dan dolayı B. Burası 90 burası B. Hocam burası A olur. Burası B. Pardon orası A. Burası 90. Şuraya ne kalır? B kalır. Benim bir tane daha kenar bulmam lazım. Ben karenin bir kenarını bulmaya odaklanıyorum şimdi. Bak şuradaki üçgende karenin bir kenarı geliyor. Nasıl geliyor? 4 kere 4 16. 2 kere 2 4. Toplamı ne yaptı? 20. Al kare kökünü. 2 kök 5. Neresi 2 kök 5? Burası 2 kök 5. Kabul müyüz? Güzel. Peki. Şu yeşil üçgene bakar mısın? Yeşil üçgene baktın. Hocam burada 2 kök 5. Onu da yaz istersen. Yazalım sen bilirsin. Şuradaki sarı üçgene bakar mısın? Nasıl üçgenler? Benzer üçgenler. Benzer. 90'ın karşısı. Sarı üçgende 2 kök 5'ken yeşil üçgende 90'ın karşısı şuranın tamamı bak benim de tam istediğim değerdir. X artı 2'dir eşittir. Çok güzel sorular çözüyoruz ya. A'nın karşısı burada var bunda yok. O zaman girme o topa. B'nin karşısına gir yukarıda 4. Burada B'nin karşısına girdim. 2 kök bir daha 5. Bak 2 kere 2 4. Kök 5'te kök 5'i çarptım 5. X artı 2'dir o 5 olan. X'in cevabıdır asıl olan. 3. Gönder gelsin hocam be. 17. sayfa. Çok güzel sorularla devam ettik buraya kadar. Bu da yine lezzetli bir soru FE uzunluğu isteniyor. FE burası bak. Ne yapacağız söyle. Hocam ona bir kere X diyelim. Ya deriz de. Ona X demeyeceğim. Ya tamam hadi buna X diyelim. Ben bu X'i arıyorum. Ben dedim ki şurası Y olsun. Şuranın tamamına ne dersin? Y artı 4 gözükmüyor tamam ya. Yeşille yazsam gözükür mü? Y artı 4. Eh gözüktüğü kadar. Y artı 4'e Y kabul. Şurası da Y artı 4 kabul. Şurası da Y artı 4 kabul mü kabul. Peki nereye gideceksin ki hocam? Niye bunları yapıp duruyorsun? Ben de diyorum ki gel gel hemen sana çizi vereyim ben. Ama bu, bu, bu hiç güzel olmadı ya. Bu hiç güzel olmadı. 90 derece çıkmak istedim ben oradan. 45 tamamdır. Şöyle bir geldin. Dedim ki bak şunun aynısını buraya da çizdim. Çizdim. Şurası kaç? 8. Şurası kaç? 90. Burası kaç? Bu da 90. İster ver ister verme. Şurası kaç? 4. Şurası kaç? Y'ymiş o. X değilmiş. Şurası kaç? Y. Şurası kaç? Y. Artı 4. Gördüm hocam. Neyi gördün? Benzerliği gördün. Küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliği. Y bölü Y artı 4 eşittir 8 bölü 8 bölü y artı 4. Cırsana, sana Y dediğin değer neydi? 8'de. Bak bunu hadi y'si kalsın bari de. Şurası 8. Tamamı kaç? 12. Bunları sil artık. Bunlara gerek yok ya. Şurası 12. Şurası 12. Buraya kadar her şey tamam. Peki ben bir şey daha soracağım sana. Burası 4. Bunu sil. Şurası 8. Peki oranlamayı nasıl yazarsın? Buna k. Buna 2k der misin demez misin? Herkes karşısındaki o. Bak Herkes karşısındakine oranını veriyor. Buradaki benzerlik devam ediyor çünkü. Hadi göstereyim tamam kelebek var kelebek. Nokta var cızık yaptık değil mi? Bu da küpe açı içine küpe yaptığımız oldu mu bizim ya? Ben öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Şurası küpe şurası bu da nokta. Tamam bak şu kelebeği gördüm. Dedim ki şurası x'e şu 8'in olduğu taraftaki 2 xtir hocam. He, şimdi yaklaşıyoruz bir şeylere. Peki hocam şu iki üçgen arasında kaça kaç oran var? Bakıyorsun 1'e 2 oran var. Burası 12 ise burası kaçtır hocam? 6'dır hocam. Bitti mi bitmedi. 12 var. 6 var. Ne var? Dik üçgen var. 12'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir tamamı 3x'in karesi. Yine efsane çözüm. 144. 6 kere 6 36. 3 kere 3 9x kare. Şunun toplamı 189 x kare ise her tarafı 9'a böldüm. x kare eşittir 20'dir. 20'de 4 çarpı 5'tir. x'in cevabı 2 kök 5'tir. Yine lezzet dolu bir soruydu. Ben bu soruyu çok beğendim. Bence bu soru günün güzel sorularından biri yazılabilir ama ben iki tane de ÖSYM sorar sorusu çözeceğim. Daha doğrusu bu sana ödev. Tamam bu ödev sorusu. Bunun cevabını yaz aşağıya. Ben direkt şey yapacağım. E, sabitleyeceğim güzel cevap yazanı. İçinde köklü bir şey gelecek. Bakayım nasıl yazacaksın. Sorunun özünde sana şunu sormaya çalıştık. Dikkat et. Şunların toplamını soruyorum. Bak sonra eksik bulup gelme soruyu. Bu ödevde şimdi kitaptan. Kitaptan güzel sorularım var sana. Tam böyle kesme biçme toplama. Başlayalım. Kaç dakika oldu? Ay maşallah 26 dakika. Şekil birde gösterilen kare şeklindeki kağıdın bir kısmı kesilip atılınca oluşan görüntü şekil 2'deki gibi oluyor. Dikkat et. Şunların birbirine eşit verilmesi bence en büyük tüyodur bu soruda. Peki biz katlama kesme sorularında kesinlikle ne yapıyorduk? Hemen tamamlıyorduk hocam. Hatta sorunun bitmesini bile beklemiyorduk. Kesinlikle öyle bak. Bitmesini bile bekleme Şekil 2'de kesilen kısmın uzunluğu karenin kenarına eşit ve kesimden sonra karenin kenarlarına kalan kısımları 4 ve 2 birimdir. Burası 4 burası 2. Gel buna x diyelim. Bu x olur mu? Olur. X tamamıydı. Buraya ne kadar? X eksi 4. X tamamıydı. Buraya ne kaldı? X eksi 2. <laughs> ya soru çok mu kolaymış yoksa onu düşünmek mi lazımmış? Karenin çevresi kaç birim azalmıştır? Enteresanı da sorduk ha orada. Şurada karede hipotenüs yapalım. X'in karesi x eksi 2'nin karesi artı x eksi 4'ün karesine eşittir. X'in karesi eşittir. X kare eksi 4x artı 2'nin karesinden 4. X kare Eksi 8x 4'ün karesinden 16. Bir kere bunlar yedi birbirine. Şu arkadaşı aldık x kare. Şunlar ne yaptı? Eksi 12 x yaptı. Şunların toplamı 20 yaptı. Buraya da 0'ı bastım. Şimdi gel. X'e x. 4 kere 5. <laughs> İşe yaramadı lan. 4 kere 5 12 değil ki. Yani şeyi vermiyor. 12'yi vermiyor. 2'ye 10 versek oldu galiba. Ha, ikisine de eksi veririm. Ama hocam buradan 2 değer geliyor. X eşittir 2 veya x eşittir 10 geldi. Hangisini alacağım? x bir kere 2'den büyük olmak zorunda zorunluk. Yani uzunluk olduğu için x bir kere 10'dur. Şimdi burası 10 birim. Burası 10 birim. Burası 10 birim. Burası 10 birim. Bunun çevresi 40 birim. Burası 10 birim. Burası 10 birim 20. Değil mi? 20. 24, 34, 36. Aradaki farkı soruyorsun. 40 eksi 36 eşittir dört birimdir. Doğru cevap Ceyhan'dır. Bitti mi? Bir tane daha açı çözelim mi? Öldük hocam. Yok yaparız hocam. Gel buraya. Aşağıda. Kare şeklindeki bir kağıdın bir köşesi tutularak şekil birdeki gibi o ok yönünde katlanıyor ve sonra karşı köşeyle birleştirilerek şekil iki elde ediliyor. Ne anlatıyorsun hocam sen ne anlatıyorsun? Bırak onu bırak 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 bırak. Ya katlama soruları sınavda gelirse yapacağımız taktik belli. Direkt yapıştırıyorsun şunu. Direkt yapıştırıyorsun şunu. Bunu bunun üstüne katlıyorsun. Belli ki burada açı ortay var mı? Bak soruyu daha iyi okumuyorum. Bak var mı var? Var mı var? Şimdi okuyacağım soruyu çünkü elimden bu kadarı geldi. Şimdi elde edilir. Şekil 2'deki alfa açısı nedir? Bulurum. Bulurum. Bak burası 44. Çıkar 180'den. 100, bol işlem yapacağız yalnız bu soruda anlaşılan. Burada kaldı 6. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı. 3. 136. Bu ikisinin toplamı. Gel bir de bölelim 2'ye. 2 kere 6. 6. 12 0 16'nın içerisinde 8 defa var. 2 kere 8 16 68. Şura 68 şura 68. 90 68 cızgı hallederiz hocam. 90'dan 68'i çıkarırsam orayı bulurum. 2 şurada kaldı 8 22 neresi? 22 22. Hocam şu x'e bir varaydık. Varacağım. Ben bu kenarı buraya mı taşımışım? Hani katladım ya. Hatta şu kenarı da şuraya taşıdım. Eş üçgenler onlar. Peki bu bir karenin bir kenarı. Bu da karenin bir kenarı. Şuranın toplamı 44. Şuraya kalan bir dakika 90'dan 44'ü çıkarıp bulabilirim tabii ki. 90'dan 44'ü çıkardım 6. Şurada kaldı 8 46. Burası 46. 46 bu iki abi bu ne işlemdir ya yap yap bitmiyor. İkiz kenar üçgenmiş. 180 46'sını düştük. Sınavda da gelirim böylesi gelir ha. 7'den 4 çıktı. 3, 134. 134, 135 yazıyoruz. Şuradaki küpeli iki açının toplamıdır. 134 bölü 2. Dön dön başım döndü ya soruda. 134 bölü 2 yapacağım. 2 kere 6, 12 dedim çıkarttım. 14, 14'ün içerisinde 2 kere 7'den 14 çıkarttım. 0, 67. 67 burası mı burası? Artık son işlem. 90'dan 67'yi çıkardım da burada 3 kaldı. Burada 8, 23 kaldı. Benim sevdiğim uğurlu sayılarımdan biridir. 23 numara vurdum soruyu cevabıma. Soruyu... Cevabımı vurdum soruya. Bu daha doğru bir tabir olur bence. 37, 38, 39. Ellerinizden öper. Efendim gerçekten fasikül bitti ya. Gerçekten sona yaklaşıyorsun. Ne yapıyorsun? Yapabiliyor musun? Yetiştirebiliyor musun? Bir şey kalmadı gerçekten onu söyleyeyim. Şimdi bak bu ders itibariyle e, 38 39'u da verdim değil mi? 39'u da verdim. 40, 41'i yapacağız. 41 kere maşallah diyeceğiz. Sonraki ders. Arkasından deltoid'i bitireceğiz. Deltoid'de de herhalde tek ders. Bilemediğin iki derste de deltoid'in içerisinden çıkacağız. Geçmiş olsun diyeceğiz. Bir fasık bir daha bitti ama Jensen analitik fonksiyon edeceğiz. Gerçekten de önemli diyebileceğimiz konulardan biri. Efendim, bugünlük benden bu kadar. Rehber matematikte, rehber geometri gününde bize katılan, bizimle birlikte yola çıkan ama asla yarı yolda bırakmayacağımız sen. Sınav gününe kadar beraberiz. Hoşça kal. Hoşça kal